Seçenekler neler? Bunları da tabii konuşuyoruz. Aslında en çok merak edilen şeyler bunlar. Çünkü bu konuyla ilgili de sanıyorum her bir partide yoğun bir çalışma. Hem her bir partinin kendi içinde hem de partiler arası diyalogta mutlaka çok yakın istişareler oluyordur. Öyle değil mi? Şimdi tabii, Sayın Engin. Demokrat Parti de burada kilit konumda sanki Faruk biraz. Faruk Bey hakikaten analiz olarak anladığımız kısım itibariyle yani net ses geldiği o anlarda bir dip dalgadan bahsetti ve bu dip dalganın ne sonuçlar getireceğini anketler belirleyemez dedi. Ben bugün Esenyurt'taydım. Yine İstanbul Sokağı ve Halk TV'de bugün yüzlerce insanla burada fotoğraf çektirdik. Beraber olduk. Esenyurt'ta il başkanımızla beraber ilçe teşkilatımızla epey bir esnaf ziyareti yaptık. Ve şunu gördüm. Kişi HDP'liyim ama sizi seviyorum diyebiliyor. CHP'liyim sizi seviyoruz diyebiliyor. AK Partiliyim seviyoruz diyebiliyor. MHP'li kardeşlerimiz de gelip bizimle fotoğraf çektiriyor. Benimle fotoğraf çektirmek şu anlama geliyor. Ben çok meşhur bir sanatçı olduğum için çektirmiyor benimle. Beni muhalif kabul ediyor. Benim söylemlerimden mutlu oluyor. Benim gibi konuşuyor, içimden geçenleri söylüyor diyor ve benimle fotoğraf çektirerek benimle aynı olduğunu düşünüyor. Salı günde Kalecik'teydim yine farklı bir yerde. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de çok güçlü olduğu bir ilçe Ankara Kalecik'teydim. Halkta müthiş bir şekilde iktidara karşı bir uzaklaşma var. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Toplumun büyük bir kesiminde iktidardan umudu kesmişlik var. Yani 3600 ek gösterge. Umut kesilmiş. İnsanlar artık bir beklenti içerisinde değil. İnfaz koruma memurları var. Adaletsizlik yaşıyorlar. Emniyet hizmet sınıfına dahil edilmek istiyorlar. İktidar duymuyor. Emeklilikte yaşa takılanlar var. İktidar duymuyor. Mesela bu iktidarın en önemli argümanı Millet İttifakı HDP ile beraber bunlar teröristle beraber diyor. Ama 23 bin tane vatan evladı Güneydoğu'da kolunu kaybetmiş, bacağını kaybetmiş, gözünü kaybetmiş, gazi sayılmıyor. Milliyetçi Hareket Partisi kanun teklifi vermiş, Demokrat Parti kanun teklifi vermiş ama iktidar 23 bin tane vatan evladını Türk bayrağına sarılmak isteyen bu insanları gazi saymıyor. Evet. Dolayısıyla toplumsal anlamda müthiş bir iktidara karşı artık güvensizlik hakim. Bunun akabinde şimdi iktidar bir seçim yasası getirdi. Ben eminim ki Faruk Bey de beni doğrulayacaktır. Bunu getirirken matematik olarak yaptıkları hesaplama bunu iki kişi getirdi. Biri Fethi Yıldız, Milliyetçi Hareket Partisi'nden, birisi de Hayati Yazıcı. Her ikisi de avukat ama her ikisi de bu yasayı 2018 sonuçlarına göre getirdi. Biraz önce Hakan kardeşim arada onu söylemek isteyecektim de tam yayına girdik. 2018 rakamlarına göre bugün hazırlanan yasa Adalet ve Kalkınma Partili Cumhur İttifakı'na en az 50 milletvekili fazla verir. Yani 2018'in %41 alan AKP'si, 2011 yılının %10,5 alan MHP'si eğer önümüzdeki seçimde yine aynı oranı yakalayacaksa, yani Türkiye değişmemiş, Adalet ve Kalkınma Partisi 2023 yılına giderken hala %41 ise, ki Faruk Bey'in de ifade ettiği gibi 30'larda, Milliyetçi Hareket Partisi 10,5 rakamlarını göremedi. Dolayısıyla hazırlanan bu yasa 2018'e göre Cumhur İttifakı'nın lehine, örneğin Trabzon'da Milliyetçi Hareket Partisi %13 oy almış, İyi Parti %11 oy almış, artık oylarla, CHP'nin artık oylarıyla İyi Parti milletvekili çıkarmış ama Milliyetçi Hareket Partisi %13 ile milletvekili çıkaramamış. Aynı durum Elazığ'da olmuş, birçok yerde olmuş. Yani bugünü aleyhine diyorsunuz. Tabii bugün ise onun aleyhine olmayacaktır. Evet. Onun lehine olmayacaktır. Onun lehine olmayacaktır. Yani Millet İttifakı'nın da lehine olmayacaktır. Cumhur İttifakı'nın da lehine olmayacaktır. Evet. Seçim akşamı zaten Sayın Cumhurbaşkanı bu yasayı hazırlayanlarla ilgili şunu diyecektir. Yine aldatıldım. Ama o gün Cumhurbaşkanı olamayacaktır. Cumhurbaşkanlığı bitmiş olacaktır. Bu seçim sistemini getirenlerin kafası neyi yaşıyor? Zaten Türkiye'de Cumhurbaşkanı seçmek için 50.1 gerekiyor, öyle değil mi? Barajı 7 yapsanız ne olur partiler için? Barajı 10 yapsanız ne olur partiler için? Barajı 1 yapsanız ne olur? Efendim küçük partiler milletvekili çıkaramayacakmış. Hayır, bilakis küçük partilerin milletvekili çıkarma şansı daha da arttı. Örneğin Cumhuriyet Halk Partisi ile Demokrat Parti
aynı çerçeve içerisinde ittifakla seçime girdi değil mi? Baraj problemi var mı? Yok. Örneğin orada ben 45-50 bin oy aldığımda Demokrat Parti... İstersen sen buraya hiç girme. Buraya çünkü girmeden... O daha formülasyonu bunun üzerine kuralım. Evet, biz çünkü önce onu daha uzun konuşacağız. Hayır, evet, yine konuşuruz da şimdi diyorum. Yani ben milletvekili çıkabiliyorum. Dolayısıyla o yüzden diyorum. İktidarı, özellikle Cumhurbaşkanlığı, ben kısaca o zaman onu söyleyeyim. Faruk Bey tamamlasın. Evet. Cumhurbaşkanlığı kandırdılar, yine aldattılar. Cumhurbaşkanına Allah selamet versin, Abbas Yolcu bağlasan da durmaz artık. Sayın Acar, biraz galiba hala kesik kesik mi arkadaşlar? Neyse bir bakalım, devam edelim. Siz hala öyle miyim? Yok, şu anda tamam, duyuyoruz. Siz tamam. Sayın Engin Yurt'un peki bu değerlendirmesine katılıyor musunuz? Beni de doğrulayacaktır dedi Faruk Bey. 2018 sonuçlarına göre hazırlandı ama bugün geldiğimiz noktada oy oranlarına bakarsak, onu esas alırsak aslında kaybedecek dedi Cumhur İttifakı. Şimdi az önce de söylemek istediğim tam olarak buydu. Hı hı. Biz bugün itibariyle dediğim gibi ne Cemal Engin Yurt'un öngördüğü gibi ne de Tayyip Erdoğan ya da Tayyip Erdoğan'ın görev verdiği arkadaşların birle karşı karşıya kalamayabiliriz. Bunu bugün itibariyle ölçmemiz gerçekten çok zor. Yani evet, AK Parti'nin lehine gelişmekte olacak bir süreç yaşanabilir ve sonuç itibariyle de çıkan yasa AK Parti'nin lehine sonuçlanacak olabilir. Ama tam tersine bu tür operasyonlar, biliyorsunuz, siyasi tarihimize baktığımızda genelde gücünü kaybetmiş olan insanların ya da iktidarların başvurdukları bir yöntem ve hiçbir şekilde de faydalanamadıkları bir yöntem. Dolayısıyla bugün o dip dalgayı okuyamıyor olduğumuzu paylaşıyor olmamdaki temel sebep, benim için de geçerli olan şey bu. Yani tüm araştırma kurumları için söylüyorum bunu. Sahadan aldığımız yanıtlar bizim için bugün geçerliliğini taşıyan yanıtlar olmayacak. Hata payı. Sayın Acar, yine çok özür dileyerek araya giriyorum ama şu anda görüntünüz dondu. Sesiniz geliyor ama görüntü dondu. Yine arkadaşlarım ilgilenecekler. Sorunu gidermeye girsin. Çalışıyoruz. Telefonu girsin. Bir bakalım, evet, şimdi arkadaşlarımız herhalde önereceklerdir onu. Herhalde bir dahaki bağlantıda sorunsuz konuşabileceğiz. Millet İttifakı ile ilgili olarak devam etmek istiyorum. Tabii, buyurun. Şimdi tabii burada niyet Millet İttifakı'nı bölmek ve parçalamak. Asıl olarak böyle bakmak lazım. Yani bu yasayı çıkaranlar bu yasayla birlikte diğer partilerin kendilerine bir güven gelerek bir ayrışmaya gideceğini düşünüp Millet İttifakı'ndaki 6 partiyi birbirinden ayırmak istediler. Ama bakın, bu akşam itibariyle ben yeni bir gelişmeyi size söyleyeyim. Oğuz Kağan Salıcı beyefendi buraya ara verdiğimizde, yani biraz önce aşağıda beni aradı. Seçim güvenliğiyle ilgili kuracağımız yeni altılı ittifak için çalışma grupları galiba. Kimin katılacağını sordu. Ben de Sayın Genel Başkanımız Gültekin Uysal Bey'e sordum ve Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı İlay Hanım'ı biz seçim güvenliği konusunda 6 partinin oluşturacağı birlikteliğe Demokrat Parti adına Genel Başkan Yardımcımız İlay Aksu katıldı. Bunu tekrarlayalım. Seçim güvenliği konusunda 6 parti temsilcisi bir masada görüşmelere, müzakerelere başlayacak. 6 parti genel başkan yardımcısından oluşan, tıpkı parlamenter, güçlendirilmiş parlamenter sistemdeki olduğu gibi 6 parti seçim güvenliğiyle ilgili. Çünkü burada bu yasanın en önemli ya da en tehlikeli Millet İttifakı'na göre maddesi, biliyorsunuz, hakimlerin, kıdemli hakimlerin seçim kurulu başkanlığına getirilmesi. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nde İlçe başkanlığı yapmış, il başkanlığı yapmış avukatların hakim yapılmasının akabinde avukatlık süreleri de dahil edildiği için en kıdemli pozisyona Adalet ve Kalkınma Partili avukat olup il ve ilçe başkanı veya yönetici olanların hakim olmasıyla birlikte ilçe seçim kurulunda bir düzenek kurulabilir endişesiyle 6 parti seçim güvenliğini sağlamak için, yani ortak parti müşahitleri de dahil olmak üzere her partiden, yani mesela Demokrat Parti, Deva Partisi, Gelecek Partisi seçim müşahiti, Saadet Partisi veremiyor, biliyorsunuz. İlk 5 parti sandıklara seçim müşahiti veriyor. Ama
Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'nin seçim müşahidi verebildiği bu alanlara diğer 4 parti de destek verecek. Sabaha kadar 6 partinin mensuplarının sandıklar ya da oy çuvalları teslim edilene kadar alanlardan ayrılmaması temin edilecek. Sandıklara sahip çıkılacak, sandık başlarında nöbet tutulacak ve daha işte mesela parmak boyası, 6 parti parmak boyasıyla, Demokrat Parti bunu başlattı. Demokrat Parti öncülük yaptı. Şu an genel merkez binamızda devasa bir afiş, parmak boyamı geri istiyorum diye orada asılı. Demokrat Parti olarak başlattığımız parmak boyasına diğer 5 parti de iştirak ediyor. Parmak boyasını esas alacak bir seçim yapılmasını, bundan vazgeçilmemesi için de mücadele için bir, dediğim gibi, seçim güvenlik birlikteliği oluşturuldu. Burada yıkılmak istenen Millet İttifakı bilakis daha da güçlenerek, daha da birbirine kenetlenerek yoluna devam ediyor. Evet. Zaten esas olan da şudur. Yani hep soruyorlar işte Millet İttifakı ne olur? Bu saatten sonra milletin umudu olan, millete heyecan yaratan, gençlerin geleceğine, heyecan, hayallerine bir umut ışığı aşılayan bu Millet İttifakı yıkılamaz, parçalanamaz. Her kim bu Millet İttifakı'nı bölmeye, parçalamaya kalkarsa onun bedelini çok ağır öder. Cumhurbaşkanı adayı Sayın kim olacak? Acar'a dönelim Gülşin'e mi hemen tekrar? Dönelim tabii. Ben Cumhurbaşkanı, biz Demokrat Parti olarak şu noktadayız. 6 partinin ortak adayı bizim adayımızdır. Asla nefis yapmayacağız. Asla bir kompleks içerisinde değiliz. 6 parti kimi Cumhurbaşkanı adayı çıkarırsa, etnik kimliğine, diline veya farklı meziyetleri, özelliklerine bakmaksızın, ismine bakmaksızın, Sayın Genel Başkanımız Gültekin Uysal ve Demokrat Partiler olarak biz Millet İttifakı'nın adayını destekleyeceğiz. Dolayısıyla bu seçim yasasını çıkaran Recep Tayyip Erdoğan, Faruk Bey her iki taraf diyor ama ben samimiyetle söylüyorum, Halk TV'de tarihe not düşüyorum. Anketçi, 30 yıllık anketçi Faruk Bey'dir. Kendisini takdirle karşılıyorum. Ama 40 yıllık siyasetin içinde olan birisi olarak da %55 Millet İttifakı alacaktır. %35 de Cumhur İttifakı alacaktır diyor. Hemen Faruk Bey'e dönelim. Aslı'nın bir sorusu olacak. Çok kesildi. Sık sık kesildi. İnşallah kalan 10 dakikamızda kesintisiz devam edeceğiz. 15 dakikayı finale ekleyelim yani. Böyle olmaz. Ekleriz tabii. Yani. Aslı, buyurun. Faruk Bey, bu seçim güvenliği meselesi tabii ilk günden beri herkesin aklında. Çünkü kamuoyunun da çok ilgisini çekiyor. Çünkü bu yasanın alelacele olmasa bile bir süredir konuşuluyor. Ama gündeme geliş şekli Türkiye'de demokratik alanı genişletmek ya da temsilde adaleti daha da daim kılmak için değil, kuşkusuz bambaşka sebeplerle ortaya çıkan formülasyonlar var içinde. Örneğin bu ilin en kıdemli hakimi değil, hakimler arasında, birinci sınıf hakimler arasında bir kurayla seçim, onlar arasından seçim, bir hakimin seçimi söz konusu. Bu insanların kafasında büyük soru işaretleri yaratıyor, özellikle ufak yerlerde. Diğer bir unsur, sandık görevlileri listelerinin bütün partilerle paylaşılması ve itiraz mekanizmalarının açık olması. Tabii bunu İstanbul'un göbeği gibi düşünmeyelim. Küçük yerlerde kimin hangi partiden sandık görevli olacağının bilinmesi, konuşulması, çeşitli baskı araçlarının ortaya çıkması gibi unsurlar var. Biraz bunları açarak bunların etkili olup olmayacağını, ne tür bir etkisi olabileceğini bizimle bir senaryo çalışması yapsanız. Yani şöyle, aslında siz de değindiniz. Büyük şehirlerde özellikle bu tür sorunların çıkabileceği sandık güvenliği, seçim güvenliği başlığında kırılımlarına baktığınızda orada yaşanabilecek sandığın başındaki olaylar ya da herhangi bir gelişme, olumsuz bir gelişme, metropollerde 31 Mart'ta test edilip ve muhalefetin özellikle bu konuda bir başarı elde etmesi, 31 Mart'ta İstanbul ve Ankara'da söke söke diye ifade edebileceğimiz bir şekilde sonucun alınması, sandığın ve torbanın